Selamünaleyküm hocam. Sayın hocam efendimizin kedi örneğini verdi. Ben bahçe katında oturuyorum. Bahçeme gelen kedilere mama su veriyorum. Bu komşular bu sebeple üzerime yürüyorlar. Kedilere merhametten vaz mı geçmeliyim demiş bir izleyicimiz hocam. Ya kedilere tabii ki merhametten vazgeçmeyiz ki hubbul hirri minel iman, kedi sevgisi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, imandandır. Kedileri sevmek imanın bir belirtisidir. Yani hayvanlara, doğadaki bütün yaşayan canlılara elimizdeki imkanlar nispetinde ne yapmalı? Yardımda bulunmalı. İşte kuşların karda, kışta, soğukta yiyecek bulamadıkları anda evimizin, bir bahçemizin veya penceremizin, neyse mahallemizin, bir hayvanların yiyebileceği, kedilerin yiyebileceği bir şekilde onları şey yapılmalı. Ama tabii toplu kullanım yerlerinde kediler veyahut da başka hayvanlar insanları rahatsız edecekse, yani onların işte şeyleri, pislikleri ya da onların varlıkları, sesleri insanları rahatsız etmeyecek boyutlarda olması lazım. Bizim ülkemizde insanlar gerçekten, yani hayvanlara, artık Avrupalılar bunu öyle diyor, yani geldikleri zaman kedilerin, sokak kedilerinin dahi bakıldığı bir şehir diyor İstanbul. Yani kediler sadece evde bir sahibi olup da sahipleri tarafından bir tane iki tane kediyi beslendiği değil, bütün sokak kedilerinin o şehirde yaşam alanı bulduğu, hayatta kalabildiği, ama insanların verdiği bir takım şeylerle, ama çöplerdeki artıklarla, neyse, hayat bulabildiği ve doğal hayatın içinde, insanların arasında, insanların içinde yaşama fırsatının bulduğu bir şehir diye tarif ediyorlar. Tabii bunu illa böyle bahçede besleyelim, tabii ki imkanları varsa bahçesi olanlar en güzeli. Ama böyle apartmanlarda onlarca kedinin veya köpeğin gelip de havlaması, şey yapması da, onun artık ölçüsünü iki taraf gözetmesi lazım. İki tarafta birbirinin şeyine dikkat ederek, hatta diğer insanların da teşvik etmek lazım. Yani o kedilerin bakımı için, o kedilerin sütü, ciğeri, yemi, maması, neyse ihtiyacı için, neyse, onların bile desteği alınabilir. Eğer güzel izah edilebilirse, onların da rızası olacak bir ortam, mekan onlara da bahşedilirse, fırsat verilirse, diğer insanlar da bundan niye katkıda bulunmasın? Evet hocam, teşekkür ederiz.